Mehmet Ali, sen bu taşınma işini iptal ettirdim sanıp sakın rahatlama ha. Sadece birazcık erteledin, o kadar. Aşk olsun hayatım. Ben işi yokuşa mı sürüyorum sence? Niyetim bu mu? Benim düşündüğüm şey ailemin can güvenliği yani. İyi de yapıyorsun aslında. Benim de kafamı açtın. Ben şimdi gidip şöyle bir deprem risk raporu olan başka bir ev daha bulayım. B planımız olsun. Olsun tabii, olsun. Anne, emlakçıyı yolladım evden. Taşıma meselesi iptal. Sakın Aslı'ya Deniz'den bahsetme. Oh be, en azından biraz zaman kazandım. Mehmet Ali. Bak ben bugün ne buldum. Ne buldun? Yılını. Deniz benim sevgilim değil. Kendisi Mehmet Ali'nin ilk aşkı. Evet. Ya sözünü tutmuşsun. Yani sen istersin de ben yapmaz mıyım Ayfer'im? Yani annen şimdi senin o kızla beraber olmadığını biliyor değil mi? Biliyor tabii canım. Yakında daha gerçek sevgilimle tanışır diye düşünüyorum. Ay inanır mısın? Ben de öyle düşünüyorum. Ay. Vuramadım. Üste. Hayatım, yıllığın ne acelesi var şimdi? Sonra okuruz ya. Benim karnım çok acıktı. Bir yemek yiyelim ya. Daha çocuklar gelmedi hayatım. Gelsinler beraber yeriz işte. Çocuklar gelmeden şöyle baş başa bir güzel vakit mi geçirsek acaba? Bugün anneni görmeliydim Mehmet Ali. Gerçekten çok başka bir kadın olarak geldi buraya. Ya boş ver şimdi annemi. Ben karımı özledim ya. Kesin bir işler karıştırıyor Mehmet Ali, kesin. Hayatım boş ver annemi ya. Ben karımı özledim diyorum ya. Geldi buraya. Ben bunları yıkayacağım dedi. Çamaşırları topladı gitti. Hiç annen gibi değil. Bütün gün klinikte seni düşündüm. Çok düşündüm. Öyle böyle düşünmedim. Düşündüm. Aa! Anne! Evladım! Ne yapıyorsunuz çocuğum? Pandemi var. Siz herhalde duymuyorsunuz bakan beyi. Devamlı bağırılıyor adam sosyal mesafe, sosyal mesafe diye. Ne o öyle? İçinize girmişsiniz birbirinizi. Ayrılın bakayım. Gel bu tarafa doğru Mehmet Ali. Sosyal mesafe. Yani şu taşınma meselesini biraz daha halletmezsek ben size gerçek mesafeyi göstereceğim. Söz veriyorum. Hiç merak etmeyin. Anneciğim zile bassaydın biz açardık kapıyı sana. Aa, yapma Mehmet Ali'cim, yapma lütfen. O senin annen, annen. Yani elinde anahtarı varken zile basar mı? Lütfen. Yani. Ne yaptın? Kolayladın mı işlerini bari kızım? İşte yavaş yavaş toparlanıyoruz anne. Yani haftaya taşınırız bence. Öyle mi? Haftaya taşınıyorsunuz yani. Aa, niye o kadar geç? İşte Mehmet Ali, emlakçıdan yeni taşınacağımız evin deprem risk raporunu istedi. Sanki bu evin var da. Var. Bu evin var. Nerede anne? Ben hiç görmedim. Karşında. Gece gündüz görüyorsun. Bu evin deprem risk raporu benim evladım. Ben bu evin inşaatında sabaha kadar inşaatın başında bekledim. Altında kayalar çıktı, na böyle böyle kayalar. O kayalar kırılırken kaç tane kepçenin dişi kırıldı biliyor musun sen? Anneciğim bu böyle sizin düşündüğünüz gibi bir şey değil. Aman neyse hadi. Emlakçınıza gidin söyleyin bir an önce şu deprem risk raporunuzu versin de vakitlice taşının gidin evladım. Dur bakalım Aslı dur. Şimdi bu emlakçı bir haftada bu raporu çıkaramayabilir. Yani daha kesin değil anne. Hı, canım benim. Yani o tutacağımız ev olmaz, başka bir ev olur. Tabii, tabii kızım. Hadi sen git bana bir kahve yap bakayım. Tamam anne. Mehmet Ali, buraya gel. Bana bak. Ya bugün bu taşınma meselesini kökünden çözersin. Ya da şimdi mutfağa giderim. Aslı'ya Deniz'in senin ilk aşkın olduğunu söylerim Mehmet Ali bak. Şşt. Çok ciddiyim ben. Anne kullanma o kelimeyi.
merak etme, ben çözeceğim her şeyi. Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapıyorsun sen oğlum, delirdin mi sen? Ben de akıl bırakmadınız kendime. Sade. Sade yapıyorum anne. Al anne. Sağ ol. Mehmet Ali Yıllık'ın nerede? Aa, bilmem. Nasıl bilmem ya? Şurada duruyordu gözümüzün önünde. Mehmet Ali onu... Sakladı değil mi? Ha? Mehmet Ali, ben hissediyorum. Ben hissediyorum, sen benim okumamı istemiyorsun Mehmet Ali. Bir karın ağrın var, anlıyorum. Aa, ben niye senden saklayacağım Aslı Yıllık'ı? Allah aşkına, gerçekten görmedim hayatım. Sen biliyorsun anne. Çünkü biraz önce Mehmet Ali onu diye bir şey söylüyordun. Gördün değil mi? Sakladı. Evladım, ben onu derken yani onu, o kurabiyeyi getir buraya demek istedim. Al anneciğim. Afiyet olsun. Ya Aslı, ben gerçekten görmedim Yıllık'ı. Ya ben bir de senden niye saklayacağım ya? Gerçekten bir bazen acayipsin yani. İlahi ya, vallahi ya. Allah Allah. E şurada duruyordu ya bu. Ne oldu? Koltuğun arasına mı girdi? Senin yüzünden başıma gelmedik kalmadı. Hani anneme demeyecektim? Ne yapayım kardeşim, ne yapayım ya? Ayfer'e kendimi affettirmem lazımdı. Annem beni tehdit etti. Aslı'yı taşınma işinden vazgeçirmezsen Deniz'in ilk aşkın olduğunu söyleyeceğim dedi. Söyleme o kelimeyi, söyleme. Yerimizde beni de ağzıma dolandı laf. Of, kusura bakma bak. Gerçekten kusura bakma kardeşim ya. Annemin seni tehdit edeceğini ben hiç düşünemedim. Vallahi ne yap, ne et. Bu taşınma işini iptal et. Seni başka türlü affetmem ben abi. Yapma ya. Tamam, tamam. Deneyeceğim. Allah Allah. Nerede bu Yıllık ya? Ya boş ver yenge Yıllığı ya. Gel şöyle bir otur, yüzünü görelim. Zaten yarın öbür gün taşınıp gideceksiniz yuvadan. Yani değil mi? Gel bir görelim yüzünü. Ölüm var, kalım var. Ne olacağımız belli değil yani. Aa, tövbe tövbe. Ölüm ölüm. Ne diyorsun Rıfkı abi? Hayatın gerçekleri bunlar ama yenge. Öyle değil mi yani? İnsan her gününü son günü gibi geçirmeli derler. Sevdikleriyle beraber yani. Zaten öleceğiz kalacağız şurada. Gel be yenge, konuşalım ya. Ay Rıfkı abi, vallahi içimi kararttın. Sus lütfen. Aslında abim çok da yanlış konuşmuyor yani. Ay ne diyorsunuz siz ya? Allah Allah, ölüm ölüm boş verin. Şu Yıllık'ı bulup da okuyup okuyup eğlenelim ne olur diyeceğim de. Bulamıyorum, nerede bu Yıllık? Anneciğim biz geldik. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oğlum yine ödev mi var? Evet babacığım, şey erkenden yapıp bitirelim diyoruz. Bu saatte? Ödevin saati mi olur anneciğim? O ne oğlum öyle elinizdeki? O şey, o proje çalışmamız. Bugün işini asla yarına bırakmayız biz. Aferin Berkecan. Bakın biz bu çocuklara okulda böyle eğitim veriyoruz işte. Anne, bu koliler hala burada mı? Bitmedi mi hala işiniz? Hayatım biter mi ya? Kolay bir şey mi taşınmak? Yani yeni bir ev, yeni bir hayat. Buradan çok uzaklara taşınıyoruz. Çok uzaklara gidiyoruz derken anne? Hani İstanbul dışına çıkmıyorduk? Hayır olmaz. Geç buldum, erken kaybedemem. Okulumu değiştirmem ben. Gerekiyorsa babaannemde kalırım. Gitti. Çocuğun psikolojisi gitti. Dağıldı. Parça pinçik oldu. Hani bir ayna düşer yere kırılır ya, aynı onun gibi oldu. Hadi topla şimdi, toplayabiliriz. Hadi topla. Aa, oğlum sana taşınacağımız evi gösterdim ya. İstanbul'dayız, başka bir yere gitmiyoruz. Başka bir eve taşınıyoruz sadece. Ha tamam o zaman. Okul değiştirmek? Yok, aynı okul devam. O zaman tamam ya, sıkıntı yok. Bakma Mehmet Ali. Hemen toparlandı çocuk. O durumu idrak edemedi. Oğlum, annen taşınmaktan bahsediyor. Başka bir yere gidiyoruz. Anladım baba. Yani İstanbul'da olduktan, aynı okula devam ettikten sonra benim için bir sıkıntı yok. İstediğimiz yerde oturabiliriz. Tamamdır. Başka sorum yok çocuklar. Odanıza gidebilirsiniz. Bu çocuk iyice raydan çıktı Aslı. He he Mehmet Ali, he he. Yok yok. Bu çocuğun aklı başında değil. Aşık bu çocuk ya. Olabilir. Durumun vehametini idrak edemedi. Ben
Tanıyorum evladımı. Yoksa bu taşınma işini öyle hemen kabul etmezdi yani. Yengeciğim zaten bak, bu yaşlarda taşınma çocukların psikolojisini çok fena bozabilir yani. Boş ver Yıldır, gel otur bir konuşalım, muhabbet edelim ya.